Ya ablacığım yapma böyle ne olur. Bak sakin ol, bulacağız annemi, söz. Nasıl sakin olayım abla ya? Sinirimi bozdular zaten. Safiye Hanım iş peşinde. Cemal Bey desen umurunda bile değil ya. Saçma sapan konuşuyorlar. Bir de bunlarla uğraşıyoruz ya. Ya siz bunları düşünmeyin. Mavi, o parayı vereceğiz. Annen de kurtulacak. Ya senin gözünden tek damla yaş düşeceğine ben 5 milyon değil 10 milyon veririm ulan. Senin o kadar şahsi paran var mı kocacığım? Şey, yok. Ama bulurum yani herhalde. Bulurum kesin ya. Bulurum değil mi abi? Mavi, ay yenge. Ne oldu kız anama? Bir haberin neyin var mı? Öldüm öldüm dirildim yemin olsun. Ya sorma yenge ya. Annemi kaçırdılar bir de üstüne fidye istiyorlar. Ne? Anamı mı kaçırmışlar? Kız kim kaçırmış? Ne yapacağız biz? Biz bittik, biz bittik. Yenge, ya yapmayın gözünüzü seveyim ya. Bak ikiniz de hamilesiniz. Sakin olun hadi. Olamıyor Mali, olamıyor. O bir şey olursa ben ne yaparım ha? Kim korur kollar beni? Ben onu Özal Hanım'ın yerine koydum biliyor musun? Bir gün olsun kaynanalık yapmadı bana. Ama bu kızları gibi bağrına bastı beni. Böyle dandan konuşuyor diye siz onu yanlış anlıyorsunuz ama altın gibi bir kalbi vardır. Melek gibi bir insandır yani. Mavi. Aa, Fazıl Bey. Ne ayol burada böyle tek başına oturuyorsun? Kafamı dinliyorum Refika. Bıktım artık bu evin gürültüsünden, patırtısından. Her gün bir olay var. Vallahi artık başımı alıp gidesim geliyor. Ay nasıl bir söz bu böyle? Ay ağzından yer alsın. Ben sensiz ne yaparım? Üzme beni, gözünü seveyim. Neyse. Ben gidip biraz dinleneyim. Tabii başka bir vukuat olmazsa. Baş gibi açtım lan. Neden? Çünkü her gün yapıyorum ben bunu. Galiba. Hangi hanım böyle açar lan? Ha? Hangi hanım bunu yapabilir? Yapabilemez. Deyin bakayım hele. Ne öreyim size bundan lan? Katmer yapayım mı? Abah isterseniz baklava da yapabilirim ha. Anam anam. Tencere var mı tencere? Bak tencere varsa ben size bundan mis kimin su böreği yaparım. Vallahi barnaklarınızı yersiniz ha. Lan oğlum birin varsa. Ben konakta her hafta yapıyorum. Uğraştığına değer mi diyeceğim ama 5 milyon vermemek için takla bile atardım. Demek ki böyle zengin oluyor. Vallahi takdir ettim çabanı teyze. Lan oğlum neye inanmıyorsunuz siz bana ya? Ha. Size bir kanıt da. Ha. Görüyorsunuz mu? Ellerime bakın. Kış kış olmuş. Neden? Her gün suyun deterjanın içinde kalmaktan hapı böyle oluyor. Hangi hanımın elleri böyledir? Bakın. Hiçbir hanımın elleri böyle olmaz. Ya bak oğlum. Aa siz beni bırakın. Ben bir sağda kalmaz bu evin her bir yanı tertemiz ederim yeminle. Bak oğlum. Zaten çakşı suyu koklamayınca asabi oluyorum. Yeminle ben onu pekmezim ağıtırım lan. Bırakın lan beni. Aa bak. Bak bir kanıt daha. Hangi hanım böyle bağırır? Bağırmaz! Yemez Refika Hanım teyzeciğim. Ya hangi Refika Hanım teyzeciğim diyor ya. Ya ne inanmıyorsunuz oğlum bana? Bunu yapmaya beni siz zorladınız. Çözler ayaklarımı!
Cezan! Kesene! Patlama girdim! Tamam. Ha, Bekir sen miydin? Buyur. Hay Allah. Bizim konağın hizmetçilerin kulağı ağır işitiyor herhal. Böyle hizmetçi gibi kapıyı açmak zorunda kaldım ben de. Kusura kalma. Hayırdır? Ben de sana manda kaymağı getirdiydim. Afiyetle ye. Ne gereği vardı? Zahmet etmişsin. Ne örüyorsun? Nasıl gidiyor? Sıkıntılı bir halin var. Bir şey mi oldu? Yok. Böyle içeri girdin ya. Abim neyin görür diye şey ettim ben ya. Ha. Bir şey yok yani. Yok, yok. Birgül! Neredesin? Kız sabah beri seni çağırıyor. Bana bak. Kahve döküldü. Git de temizleyiver. Leke olacak şimdi. Olur. Temizlerim. Birgül, bu konağın hizmetçisi değil mi? Sana nasıl konuşuyor böyle ya? Bence hemen kov gitsin bunu. Ne diyorsun lan sen? Hizmetçisi mi? Ayol sen benim kim olduğumu bilmiyor musun? Bu konağın sahibi benim. Adım da Refika Göreçki. Densiz. Birgül sizin için bana hizmetçim dedi. Ne dedi, ne dedi? Ben dedi bu konağın Küçük Hanım'ıyım dedi. Öyle değil mi Birgül? Ay Küçük Hanımefendi. Ayol sen aklını mı oynattın? O benim hizmetlim. Kandırmış ayol seni. Birgül, doğru mu diyor bu kadın? Refika Göreçki sizsiniz yani, öyle mi? Evet efendim. Refika Göreçki benim. Ne istemiştiniz acaba? Yok, ben bir şey istemiyorum. Gideyim bari. Ay, ay vallahi. Ay hiç güleceğim yok. Kız sen aklını mı oynattın? Vallahi dün geceden beri bu hasibe meselesine çok üzülüyordum. Güldürdün beni kız. Kız nasıl inandırdın adamı? Ay kılığından, kıyafetinden de mi anlamadı seni? Yok, anlamadıydı hanımım da. Keşke sen de bozuntuya vermeyeydin. Bak, bana çok kızdı ben suratından, anladım. Ebe Birgül. İlla ortaya çıkardı hanım olmadığın be kızım. Ha? Ayrıca bu adam seni paran için istiyorsa kok kuyruğunu gitsin ayol. Tövbe yarım. İlahi. Vallahi bunu yapmaktan hiç memnun değilim ama mecbur bıraktınız beni. Siz zorladınız. Ne öreyim ben de ne yapacağımı şaşırdım vallahi. Ah! Lan! Bak bak lan! Görüyor musun bak, görüyor musun nasırlarımı domurcuk gibi? Görüyor musun değil mi? Gördün. İhna aldınız mı şimdi? Lan hiçbir hanımın abiyle ayağı olur mu? Olmaz. İşçiyim ben oğlum, işçi! Yaşlılıktandır onlar teyze. Kız, lan! Terbiyesiz! Sensin yaşlı. Ben bütün gün ayakta duruyorum lan. Ayakta durup eşek gibi çalışıyorum. Ne yaşlılığı? Ben hizmetçiyim, hizmetçi. Hasibe Yılmaz'ım ben. Konakta hizmetçilik yapıyorum. Refika Göreçki değilim. Refika Göreçki'nin dumuruyum ben. He benim kızlar onun oğlanlarıyla evli. Ama ben hizmetçiyim, işçiyim. Bırak Allah aşkına. Şimdi tam saçmaladın. İki kızını da zengin evine gene vereceksin. Sen de bütün gün eşek gibi konakta çalışacaksın, öyle mi? He öyle ya. Çalışıyorum valla. Ya oğlum doğruyu diyorum. Niye inanmıyorsunuz siz bana ya? Allah'ınızın aşkına. Ha bütün hayatımı öğrendiniz be yavrum. Ha bak nasırlar mı bile beni gördünüz. Daha ne öğreceğim ben size? Lan göreceğim lan ben size. Delirtecek misiniz lan siz beni? Ha doğamı istiyorsunuz. Haydanısınlara bak ya. Şunlara bak ya haydın lan. Hem kaçırmış lan. Hem de bana kafa tutuyor. Neyi tutuyorsun lan? Gel gidin. Gel bırak. Ah bırak lan. Ama bak sen ya ya. Kız kız bırak sakın lan beni. Burayı öyle bırak da ben bir şey yapmayacağım ya. Anam, fideci arıyor. Şşş,
Alo? Kim? Toptancı Şükrü mü? He. Bir dakika dur. Bürgül! Ne var Cemal? Un lazım mı kız? Yok değil. Yok kardeş, lazım değilmiş. Ne? Ya kardeş sen böyle tek tek soracak mı hepsini? Ya tamam, bizimkiler bir şey lazım olursa sipariş verirler. Hadi kapat ya. Hattı meşgul etme. Fitiyecimiz arayacak. Hadi. Allah Allah. Gerçekten dükkana gittiğime çok pişman oldum ya. Hayriyen ben durumun vahametini şu an yeni yeni anlıyorum. Yazık ya kadına. Ya bırak Safa, Allah'ını seversen. İki gün kafamızı dinleyek şurada. Abi öyle deme be. Şu an bak şu an. Bu da kaynanasına amma düşkünümüş ya. Ya abi ne alakası var ya? Önceden olsa Asibe anne umurumda olmazdı. Hatta yani laf aramızda kurtulduk diye sevinirdim bile. Ama şimdi durum o değil. Şimdi Pembe var. Pembe benim eşim ya. Hayat arkadaşım. Yazık ya. Kız perişan oldu aşağıda. Kıyamam ya aşkım. Resmen evin neşesiydi biliyor musunuz? Hani gerçekten de yokluğu çok belli olan bir insan. Yemin ediyorum ben özledim. Ben Hasibe'yi özledim mi dedim. Ay ben şok. Ayıp ediyorsun Safo. Ben sana Hasibe'nin yokluğunu hissettirmem. Hani Haydar nerede? Cemal Allah aşkına ya. Haydar verin bana. Ben neden Haydar bulayım sana? Asaplarımı bozmayın lan. Abicim yapmaz mısın lütfen ya? Al Haydar, al al. Aha da Haydar. Senin de Haydar'la danışman bugüne kısmetmiş. Döveceğim seni İlyas. Döveceğim mıy mıntı. Ya bak ulasım kalıyor, ayıptır ya. Babacım. Babacım sen de şaka maka bayağı vuruyorsun ha. Ay. Ay canım ya. Ayıptır ya. Vallahi bak sinirim bozuldu ondan şey yapıyorum ha. Hop. Ne oluyor ya? Ya gülüş beleğiniz aşağı geliyor. Kızlar kahroldu. Hiç utanma yok mu sizde? Ya ben biraz ortam yumuşasın diye şey ettim. Tamam ya, hadi bir şey demeyeyim, oturdum işte. Sus. Bırak Allah aşkına ya. Ben söyleyince olmuyor tabii. Sus lan. Gir içeri. Gir, sana diyeceklerim var. Ya yanlış kadını kaçırmışsık. Gündüz Refika Göreşki'yle tanıştım. Birgül gerizekalısı bana yalan söylemiş ya. Konağın hanımı diye hizmetçisiymiş. Size ne oldu la? İçerideki kadın ben Refika değilim diye beynimizi delecekti. Üzerimize panter gibi atladı. Bırakalım gitsin garibanı. Biz de bir süre ortadan kayboluruk. Of. Boşu boşuna bir sürü bela aldık lan başımıza. Boşuna değil Bekir. İçerideki kadın da pek öyle gariban değil. Ne diyorsun lan sen? Kadın Göreçkilerin dünürüymüş. İki kızını da bunların oğluna gelin olarak vermiş. Ne diyorsun sen? Desenize lan Refika Göreçki kadar para eder bu kadın. Ya neden aramadılar hala ya? Neden aramadılar? Niye aramıyorlar ya? Kızım. Belki yanlış birini kaçırdıklarını anladıkları için bıraktılar anacığını, he? İnşallah annem ya, inşallah. Şimdi durduk yere masraf çıkmasın. Abi, bana bak. Ayıp oluyor ama ha. Allah! Ver bana, ver. Ben konuşacağım. Yok yok, ver bana. Oğlum dur. Sen çok duygusalsın. Tam da şu anda prosofinal olmak lazım biraz. Alo. Elimizdeki kadının Refika Göreşki olmadığını anladık. Heh, hele şükür anladın gerizekalı. Oğlum bırakın lan kadını. Yok, öyle kolay kolay bırakmazık. Hasibe akrabanızmış. Refika Hanım'ın dünürü de en az onun kadar para eder. O 5 milyon bize ödenecek. Bilmem anlatabildim mi? Oğlum sen manyak mısın ya? Hasibe için biz niye 5 milyon verelim? Dünür en nihayetinde yani aramızda kan bağı falan yok ki ne? Ver şu telefonu. Oğlum hallediyor mu diyorum, dur bir. Baba. Alo, bana bak aslanım. Sana şimdi son teklifimi yapıyorum, iyi dinle beni. Sana benden temiz bir 20 bin çalışır, tamam mı? Hadi hadi anlaşalım. Dalga mı geçiyorsun sen benden be? Şaka yapar gibi bir halin mi var? Tamı tamına 5 milyon istiyor.
Bir kuruş aşağı olmaz. Parayı gece yarısını rüzgarlı tepeye getireceksiniz. Polisi ararsanız olacaklardan biz sorumlu değilik. Kadını bir daha göremezsiniz. İşte o kadar. Oğlum dur bak, kapatma. Alo. Vay Allahsız, kapattı. Kapattı ya. Abi, kadın canıyla uğraşıyor. Sen burada pazarlık yapıyorsun ya. Ulan eğer benim için isteselerdi bu parayı ne alt edecektin? He? Gene pazarlık mı edecektin? Anacığım, pazarlık sünnettir. Ne var yani bunda? Allah Allah. Bakın Göreçkiler, hepiniz buradayken hepinize söylüyorum ha. Eğer bir gün beni kaçırırlarsa sakın parayı ödemeyin. Önce bir pazarlık edin. Ay Allah korusun Cemal, ne biçim konuşuyorsun sen ya? Allah'ım sen bana sabır ver ya. Bakın siz bana kızıyorsunuz ama Göreçkiler, vallahi biz bittik. Bittik. 5 milyonu gece yarısına kadar istiyorlar. Ulan polise mi gitsek acaba? Hayır hayır, sakın. Ya anneme bir zarar verirler. Ya sen demiyor muydun aramayın polisi, bir şey olur diye? Ne oldu da vazgeçtin şimdi? Çünkü istedikleri para çok geldi abla. He, çok geldi. Yalan değil. Allah Allah. Yani 5 milyonu tıkır tıkır ödeyelim mi Maviş? Ödemeyin tamam. Ödemeyin. Biz bir şekilde bulur öderiz. Ya Mavi, bir arada bul bakayım. Nasıl bulacağım 5 milyonu, çok merak ediyorum. İlyas, sen çok fazla olmaya başladın bak. Arabaları satarız abla. Satarız. Gecekonduyu da satarız. İsmet de bize yardım eder değil mi aşkım? Ha, ederim. Ben de motoru satayım bari. He tamam, motoru satarsan olur. Ne yapayım abi? Kimsenin bir şey satmasına gerek yok. Biz o parayı vereceğiz. Tabii ki vereceğiz. Hasibe de bu aileden biri. Parayı vereceğiz, Hasibe'yi de kurtaracağız. Ya babam kurban oldum, Allah'ını seversin. Bak tamam, vermesene verelim. Vermeyelim demiyorum ben. Ama bak 5 milyon çok büyük para. O paranın içinde hepimizin hakkı var ya. Hepimizin fikrini almak gerekir. Bence bir görüşelim. Tamam. Görüşelim bakalım. Herkes ne diyecekse desin. Hanımlar, hadi bizi yalnız bırakalım. Hadi. Hadi kızla. Bakalım ne konuşacaklar. Hadi aşkım. İsmet. Bak o para bulunacak. Annem kurtarılacak. O kadar. Tamam. Sen hiç merak etme. O iş bende aşkım. Hadi geç. Oturma lan. Geç karşıya otur. İsmet yanıma gel. Geç geç abi, bir delirtme şimdi, geç. İh. Vallahi şu çiğdi yemeden rahat edemiyorum ben ha. Ya zaten çok stres oldum yeminle ha. Anam, iyi ki çorabımı giydirdiniz ha. Tabii. Baksana Orhan gibi çok kalın. Bilaklarımı acıtacağı diyorsam. Amma uğraştırdınız lan beni. Ama sonunda size hasibe olduğuma ikna edebildim değil mi? Kaç para istediniz lan benim için? Rakamda bir eşitlik yok. 5 milyoncuk. Ne? Oha! Lan çok para ya. Çok istemişsiniz. Sen de dünürsün nihayetinde. Bir ederin var yani. Dünürüm değil mi? Doğru diyorsun. Vereceler mi lan o parayı? 20.000 teklif etmişler arkadaşa ama biz kabul etmedik tabii. O ne la? 20.000 mi? Anam! Lan ona bir araba bile bana alınmaz ya. Aa! Bana verdikleri değer bu mu? Yazıklar olsun. Vallahi yazıklar olsun. Tamam biraz bir fark olurdu ama bu kadar da olmaz ki ne ya. Yani şu an çok kalbim kırıldı. Yeminle çok gönül koydum ha. Oğlum yere dökme ya. Al şunu. Öyle. Ya benim için istediğiniz meplayı vermezlerse ne öreceğiniz bana? Öldüreceğiniz mi yoksam? Sen bunları düşünme şimdi. 2 tane kız çocuğum var. Senin başına bir hal gelsin istemezler herhalde. Çekil Daniye. Efendim, isterseniz konseyi ben yönetebilirim. Karışıklık olmasın diye, moderatör olarak yani. Moderatör olarak? Oğlum ne diyorsun sen ya, kerkenez? Her şeyi de biliyorsun maşallah. Babacığım hakaret etmesek, toplantıdayız. Oğlum bir oturun ya, bir ciddi olun. Kadını öldürecekler yahu. Ya böyle bir şeyin toplantısı mı olur ya? Şimdi bu fitye meselesini aile konseyinin onayına sunmak için toplandık burada. Oylama yapacağız. Ne oylaması abi, ne oylaması? Parayı vermezsek adamlar Hasibe anneyi öldürecek. Ya aşk olsun Halim ya. Ben de Hasibe'yi kurtartmayalım demiyorum.
Ama yani bir pazarlık edelim diyorum baştan. Babama katılıyorum. Bence de pazarlık edelim. Ya pazarlık edelim, edelim de... Ya Asibe annenin parmaklarını kesmeye başlarlarsa? Abimle bir tane filmde gördüydük. Fidye vermiyorlar. Bir vuruyorlar. Kadın eve parmağı geliyor. Oğlum sen ne biçim konuşuyorsun ya? Ağzından yel alsın. Hadi ya. Yapalım da bitsin bir oylamayı. Ben paranın verilmesinden yanayım. Ben de. Zaten yoksa pembe gebertir beni valla. Ben pazarlık edelim diyorum. Pazarlık. Baba. Bak şu anda sen ne dersen ne olacak. Ama sana şunu söyleyeyim. Olumsuz oy versen bile ben o parayı ne yapıp edip bulacağım ve Asibe anneyi kurtaracağım. Gerek yok oğlum. O parayı vereceğiz. Haydutlar kadına bir şey yaparsa vebal altında kalır. Ya yapmayın, kurban olayım ya. Ben de parayı vermeyelim demiyorum. Ama çok para. Kolay mı kazanılıyor ya? Allah aşkına bana bir fırsat verin. Ben o 5 milyonun ortasını bulacağım. 50 bine bağlayacağım Asibe'yi. Cemal yeter. Karar verildi. O parayı vereceğiz. Ya neyi konuşuyorlar bu kadar abla? İster misin Cemal'le o İlyas yılanı bir olup hepsini vazgeçirsinler? Ali izin vermez. Ya sanki işle ilgili bir karar alıyorlar ya. Söz konusu bizim annemiz. Hep o sinsi Cemal yüzünden ama. Kendi annesi olsa dakikasında çıkarır verirdi 5 milyonu. Ya Refika Hanım'ınki can da benim annemki patlıcan mı ya? Çok uzun sürdü. Yürü pembe. Abla nereye? Bu oylama olmadı ya. Bir daha oylayalım. Abi kabul et. 3'e 2 kaybettiniz. Hala bir karara varamadınız mı? Abi. Ya burada bir insanın canı söz konusu. Siz toplanmışsınız, yönetim kurulu toplantısı gibi bir de oylama yapıyorsunuz ya. Mavi bak sakin ol. Ali bana sakin ol deme. Fazıl Bey, ben sizden bu parayı borç olarak istiyorum. Getirin senetleri imzalayayım. Çalışır öderim ben. Öderim diyor ya. Mavi senin ömrün yetmez o parayı ödemeye. İlyas doğru konuş. Bırak konuşsun enişte. Konuşsun ki ben onun abuk subuk konuşan yerlerini yırtayım. Pepe! 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 Bak çok ayıp oluyor artık ha. Beni İlyas'ı savunmak zorunda bırakmayın kızım. Böyle zor zamanlarda ailece kenetleneceğimize daha çok birbirimize giriyoruz. Kenetlenmek mi? Senin kenetlenmekten anlayışın bu mu Cemal? Ya benim annem orada ölebilir. Sen hala para vermemek için bin dereden su getiriyorsun be. Mavuş ne diyorsun Allah'ını seversen ya? Ben parayı vermeyelim mi diyorum? Ama çok para kızım. Bak iyi düşün. O paranın içinde sizin bizim bebelerimizin hakkı var. Sevda ile benim doğmamış bebeğimizin payını da unutmayalım babacığım. Ya doğru diyor. Ya Ecik indirim istemenin nesi kötü? İndirim. İndirim öyle mi? İndirim istiyorsun değil mi? Al sana indirim. Al sana indirim. Bırak. Ya bırak Ali beni. Ya bırak. Ne yapıyorsun? Bırak. Bırak. Ya saçma kız. Bırak. Ya saçmalama gel buraya. Ali. Gel. Ya siz bizi anlamadınız galiba ha? Ben size hatırlatayım. Biz Hasibe'nin kızlarıyız be. Eğer bize o parayı vermezseniz var ya bu evi başınıza yıkarız lan. Yıkarız. Ya hala ne istiyorsun ya? Bırak. Yapmayın. Ya bir indirim diyor ya. Bırak gebertirim seni. Bırak seni gebertirim. Abi saçmalama. Lan tutun şu karılarınızı. Ya baba sen de kaçın şuradan üstüne bir şey gelecek. Ya Mavi dursana. Yeter artık. Pembe ya bir dursan bir dinlesen anlayacaksın kulüm. Mavi. Mavi. Pembe. O parayı vereceğiz kızım. Verecek misiniz? Evet. Ben de sana bunu söylemeye çalışıyordum işte. Ben de. Cemal abimle İlyas'ın karşı oylarına rağmen biz kazandık. Vereceğiz parayı. Sahi mi diyorsun İsmet? Sahi diyorum tabii Damşanım. O parayı vereceğiz. Ama siz ortalığı kırıp döktüğünüz için değil. Hasibe Hanım bizim için de çok değerli. Onun için vereceğiz. Fazıl Bey gerçekten çok özür dilerim. Ben sandım ki... Ne sandın? Ne sandın Mavi? Hasibe anneyi o adamların eline mi bırakacaktık? Ali... Gerçekten çok özür dilerim ama ne olur sen de beni anla. Yani annem orada öyle tek başınayken ben ne yapacağımı, ne düşüneceğimi bilemedim. Ali...
kıyamam, kıyamam. Babacığım. Ne yapıyorsun oğlum, hasta mısın ya? Tamam kızım, tamam. Böyle zamanlarda kusura bakılmaz. Siz de artık kendinizi üzmeyin. Kasibe'yi kurtaracağız. Cemal, bankaya talimat vereceğim. Gidip çekersin oğlum. Babam, emin miyiz? Cemal! Tamam, sordum ya, tamam. Fazıl Bey, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ay Safiye, vallahi iyi ki kaçırdın beni evden kızım. Bu hasibe meselesine nasıl kafam takıldı, nasıl kafam takıldı. Neyse, inşallah kurtulur kadıncağız ayol. Evet anne, gerçekten ben de çok üzüldüm ya. Sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Ama işte ne yapacaksın yani, hayatta devam ediyor işte. Benim de bu kafa için bardak çanak seçmem gerekli. Of! Yok ya. Yani bu dükkanda hiç böyle stylish şeyleri yok ki. Yani şöyle taşlı tuşlu bir şeyleri yok mu acaba ya? İlahi Safiye, ayol ne işin var senin taşlı tuşlu şeylerle? Kafe kızım orası, kafe. Böyle işe yarayacak şeyler al. Kırılır onlar. Annem biliyorsun yani, kullanışlı olması değil, estetik benim için daha önemli. Allah Allah. Ay yok, yok vallahi bulamayacağım. Ben bu Ürgüp'te Safiye Göreçki ışıltısını yansıtan hiçbir ürün bulamayacağım, yok. Süreyya. Kim anne? Tanıdık biri mi? Ay maalesef. Ay kadın hiç değişmemiş ayol. Ne işi var burada, Antalya'da değil miydi? Ay niye geldi Ürgüp acaba? Anne, kim bu kadın? Bana da bilgi verir misin canım? Fazıl Bey'in ilk aşkı. Ne? Babamın ilk aşkı mı? Kız yavaş ayol, Allah seni ne yapsın? Duyacak kadın ayol. Ay anne, ben şu an şok. Kız, babamın ilk aşkı sen değil miydin? Ben de never bu kadına tutulmuş. Sonra ayrılmışlar. Kadın evlenmiş. Antalya'ya gitmiş. Ah canım. Kız kıyamam. Kavuşamamışlar desene. Yani eğer hani diyorum ki babam senin yerine bu kadından evli olsaydı ben Cemal'la hiçbir zaman tanışamayacaktım. Cemal dünyaya gelmeyecekti. Ben de hayatımın aşkını bulamayacaktım. Onu demek istedim. Safiye neler saçmalıyorsun Allah aşkına he? Aman anne, ben ne bileyim. Ben şu an şoklardan şoklara giriyorum yani. Saçmalıyorum işte. Nereden çıktı bu kadın ayol? Anne, ne oldu canım? Niye panik oldun? Yoksa babamın gençlik aşkı kafasını karıştırır diye mi korktun kız? Ne münasebet ayol. Ay anne. Kız babamın gözü senden başkasını görüyor mu Allah aşkına ya? Bakar mısın? Kadın hiç değişmemiş ayol. Benden de genç duruyor vallahi. Ay yok artık anne. Aa, senin eline su dökemez. Yok yok. Ben de çöktüm tabii. 3 tane erkek çocuğu doğur. Onlara bak. Cık. Yaşlandım artık. Ah kıyamam. Kız sen aynaya bakmıyor musun? Ha? Senin o su gibi gözlerin yeter anne. Kimine? Gördüm babacığım ne yaptığını, boşuna saklama. Adamlara para diye gazete kağıdını kaktıracaksın değil mi? Ya sen nasıl bir dehasın ya? Nasıl bir adamsın sen? Parmak lan İlyas. Yemin olsun şu gördüklerini var ya, birini anlatırsan gebertirim seni. Aşk olsun babacığım ya. Anlatır mıyım hiç? Tabii o iç ettiğin paradan birazcık da bana verirsen. Ha? Bir de benden rüşvet mi istiyorsun sen? Her sırrı saklamanın bir bedeli vardır değil mi babacığım? Tamam lan tamam. Söyle ne kadar istiyorsun? Şey... 2,5 milyon. Ne? Lan paranın yarısını mı istiyorsun? Pis soyguncu! Ya babacığım bana soyguncu diyorsun ama sen de soyguncusun. Lan oğlum bunlar benim ailemin parası ya. Benim alnımın teri var lan bu paranın içinde. Onlardan aldığımı gene onlara harcayacağım.
sen bilirsin babacığım. Son teklifim bu. He, kabul etmiyorum diyorsan ben hemen Fazıl Bey'e haber vereyim. Tamam ulan tamam. Vereceğim yarısını tamam. Sağ ol babacığım sağ ol. Pis şantajcı. Ha, yalnız bir şey diyeceğim. Bu adamlar dolandırıldıklarını anlarsa Hasibe'yi dilim dilim doğrarlar. Ya lan anlamazlar. Yanlış avradı kaçıracak kadar gerizekalılar çünkü. Onlara gazete kağıdı kakaladığımı anlayıncaya kadar çoktan salarlar Hasibe'yi. Öyle diyorsan öyledir. Madem paranın yarısını aldın bari bir işin ucundan tut. Şu gazetelerin önünü arkasını parayla döşe. Al. Deptiğin iki yüzükleri de görmediğimi sanma. O da benim göz hakkım babacığım. Ulan İlyas, yüzüne tükürsek yağmur yağıyor ya Rabbi şükür diyeceksin ya. Sen nasıl bir insansın İlyas? Nasıl bir insansın sen ya? Sağ ol babacığım. Bak. Bir gün Fazıl Bey'in çayını unuttun mu? Gelir birazdan. Unutur muyum hanımım? Kendisi çalışma odasında istedi, oraya bıraktım. Çalışma odası mı? Ne yapıyormuş orada tek başına? Çalışıyor mu? Yo, böyle uzaklara dalmış oturuyor. Çay bıraktım. Rahatsız edilmek istemiyorum dedi. Ben de usulcana çıktım. Allah Allah. Çok sevgili göreçkiler, canım ailem. Şimdi bu Hasibe'nin fidye olayı çözüldüğüne göre... yani yarın bırakırlar değil mi Hasibe'yi? İnşallah Safiye ablaya. Ha, anladım. Güzel. Yani yüreklere su serpildiğine göre o zaman biz de açılışımızı gönül rahatlığıyla yapabiliriz. Siz de gelebilirsiniz. Hala açılış diyor ya. Safiye abla kusura bakma ama annem sağ salim eve dönene kadar ben açılışa falan gelemem. Mavi, canım. En özel günümde beni yalnız mı bırakacaksınız? Ay yapma ne olur. Bak Ürgüp cemiyet hayatının bütün elitleri o açılışta olacak. Hayır sonra Safiye Göreçki ile eltileri arasında soğuk rüzgarlar esiyor diye dedikodu kazanı kaynatmaya başlarlar. Esmiyor mu Safiye abla? Ne esmiyorum canım? Soğuk rüzgarlar dedin ya, esmiyor mu? He, mesela ben şu an pembeden sana karşı sert bir lodos hissediyorum yengecim. İstersen devam etme artık. Of, eltilerim, canlarım. Ne olur yapmayın ya. Bu özel günümde beni yalnız bırakmayın yani. Zaten Hasibe'yi bırakacaklar. Tamam, şoför falan yollatıp konağını da aldırırız. Hep beraber eğleniriz değil mi canım? Ali, sen de bir şey söyle, bana destek ol. Yenge, kusura bakma, ben Mavi'yi zorlayamam. Safiye abla, erteleyemez misin açılışı? Erteleyemiyoruz canım. O kadar masraf yaptım yani, herkeslere haber verildi. Ay, ben ne bahtsız kadınım ya. Bir tane işim düz gitmiyor yani. Kızım, biz geliyoruz işte, yetmiyoruz mu? Anne, ben bütün ailemi bir arada istiyorum ya. Desteğinize çok ihtiyacım var. Tamam Safiye abla, tamam. Madem senin için bu kadar önemli, geliriz. Ama sadece yarım saat, tamam mı? Ah canım. Ay ben şu an kendimi var ya, alışveriş çeki kazanmış kadar mutlu hissediyorum vallahi. Sen var ya, cansın can, gel. Anne. Efendim. Nereye? Bir babana bakacağım çocuğum. Yeşil ördek gibi daldım göllere. Yeşil ördek gibi daldım göllere. Sen düşürdün beni dilden dillere. Başım alıp giden gurbet ellere. Ne sen beni unut ne de ben seni. Ne o Fazıl Bey öyle içli içli söylüyor ha? Refika, ne zaman geldin sen? Ne yapıyorsun sen burada Allah aşkına tek başına? Müzik dinliyorum Refika. Onu görüyor, duyuyor. Ama neden dinliyorsun onu anlamış değilim. Aa,
İnsan niye müzik dinler Refika? Rahatlamak için, neşelenmek için. Ya da eskileri yad etmek için. Ne demek şimdi o? Ne bileyim şimdi aşk şarkısı dinliyorsun. Dedim acaba eskilerden birini mi hatırladın? Allah Allah. Ne alakası var şimdi Refika? Saçmalama Allah aşkına ya. İyi peki o zaman niye aşk şarkıları dinliyorsun? Ya Refika radyoyu açtım. Tesadüfen bu müzik çıktı. Ya sen ne demek istiyorsun anlamadım ki. Fazıl Bey. Sende çok gariplikler var bu ara. Öyle tek başına odalara kapanmalar. Dalıp dalıp uzaklara bakmalar. Oturup böyle kendi kendine düşünmeler. Ne oluyor ayol? Asıl sana ne oluyor Refika? Şurada bir keyif yapayım dedim. Ona bile izin vermiyorsun ya. Al kapattım. Ay ne yapıyorsun ayol? Ben sana kapat mı dedim. Aa vallahi çocuk gibi davranıyorsun he. Aç şunu. Açmıyorum. Ya bir rahat bırakmadınız ya. Ayol nereye gidiyorsun Fazıl Bey? Aa aa aa. Aa, gitti ayol. Ali, al paralar burada. Ali, ya dedikleri gibi parayı alıp annemi bırakmazlarsa? Vallahi inşallah öyle bir aptallık yapmazlar. Yoksa bunu onlara fena ödetirim. Ali, dikkat et olur mu? He vallahi bak, karakterim müsait. Öyle sakın kahramanlık falan yapmaya kalkma. Paraları dedikleri yere bırak gel. Tamam. Siz merak etmeyin. Ben bu işi tereyağından kıl çeker gibi halledeceğim. İyi hadi selam et. Ya merak etme. Sabah anan evde. Hadi yürü içeri girek yürü. Gel. Safiye, ben sana bitki çayı yaptım. Sağ ol canım. Ben senden bir konuda yardım isteyecektim. Ben şimdi bu Bekir'e yalan söyledim ya. Herhal bana gücü indi. Telefonlarım neyim açmıyor benim. Duydum canım. Annem söyledi. Kız Birgül vallahi çok güldüm ya. Sen niye böyle bir şey yaptın canım? Vallahi beni konağın hanımı sandı. Ben de bozuntuya vermedim. Yazık tabii adam hayatında hiç konak hanımı görmediyse. İnanmış olabilir. He, inandı. Ben onun gönlünü almak istiyorum da. Böyle güzel bir enerji yakaladık. O bozulsun istemiyorum ben. Safiye, sen böyle sunumlu munumlu bir şeyler yapıyordun ya. Bana da bir dene yapsak mı? Yani şimdi bir gün ne diyeyim? Hani biliyorsun ki ben bu konudaki üstün yeteneğimi ticarete dönüştürdüm. Yarın açılışım var. Yani çok meşgulüm canım. Şu an seninle ilgilenemem. Ya sen de biraz vizyon sahibi ol Birgül. Ya ne bileyim bir orijinal fikirler falan bul. Her şeyi de Safiye Göreçke'ye bırakmayın ya. Ben artık meşgul bir iş kadınıyım. Bir ipucu versen. Bilemedim ki şimdi Birgül. Yani şimdi ben olsam hani Cemal'a mesela böyle cupcake tarzı falan bir şeyler yapıp üstüne ne bileyim hani beni affet, özür dilerim gibi bir şeyler yazardım ama senin Bekir cupcake'ten anlamaz. Sen ona ne yapabilirsin? Sen ona bak güzel bir börek aç Birgül. Üstüne de çörek otuyla işte beni affet, özür dilerim falan gibi bir şeyler yaz. Ana, vallahi iyi fikir ha. Ben böyle ıspanaklı, peynirli bir börek açıvereyim. Allah senden razı olsun Safiye. Ana. Thank you.
Alo. Paracıklar geldi Hasan. Bana bak, orada yamuk bir durum yok değil mi? Aşağıda polis falan var mı? Yok Bekir, yok. Kimseyi takmamış peşine. Yalnız geldi. Şimdi de önümden geçti gitti. Buralar temiz anlayacağım. İyi tamam. Paraları alıp geliyorum ben o zaman. Hadi görüşürük. Milyon var lan burada. 5 milyon. Hayatım kurtuldu be. Kız bir gün. İyi ki tanımışım kız seni. Ali. Ali ne oldu, ne yaptın? Verdin mi parayı? Annemi bırakacaklar değil mi? Ali. Ne oldu oğlum? Vallahi parayı söyledikleri yere bıraktım. Heh. Kimse de yoktu. Evi arayan oldu mu? Ha, yok kimse aramadı. Ulan ben olsaydım var ya, o parayı ben bırakaydım. Kesin bir sotaya yatar beklerdim ha. Çenteyi alınca ne biçim maymuna dönecekler. Adamlar parayı aldı. Niye maymuna dönsünler ki? Şeydin işte lan. Oğlum 5 milyonu kim görse maymuna döner. Onu diyorum işte. Ya Ali. Annemi bırakırlar değil mi hemen? Bırakırlar canım. İstediklerini verdik. Korkma mamişim, korkma. Bırakırlar tabii. Ya ellerine 5 milyon çil çil saymışız. Hele bir bırakmasınlar. Yemin olsun var ya ürgüpü ayağa kaldırırım. Sen merak etme. Sabah Asibe burada. Abi hadi sen uzan biraz. Tamam. Hadi iyi geceler. Abi ben de odamdayım. Bir haber gelirse bana bilgi ver. Tamam merak etme sen ya. Hadi iyi geceler abi. Lan gülüyor musun sen ya? Ulan gülüyorum gülüyorum ama vallahi bu adamlar hasbiye bir şey ederse var ya, kabak benim başıma patlayabilir. Yaparlar mı ki ne? Yok ya, yapmazlar. Hasbiye bir şekilde kendini kurtarmayabilir.